Merhaba Güreş Türkiye. Radyo yayınlarımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu sefer yanımda forumumuzun admini Buğra Gür ve Kritorax Fatih Yılmaz var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Çok şükür. Öncelikle ben hemen bir info geçeyim. Bugün saat 18 sularında Mersin'de meydana gelen ve 12 polisimizin yaralandığı talihsiz olaydan ötürü tüm milletimize ve vatan evlatlarına acil şifalar geçmiş olsun diliyorum. Unutmamamız gereken ve milli bilinçle yaşayıp bir bütün olmamız gereken bir dönemdeyiz. Her dönem böyledir ama bu dönem farklı bir şekilde öyleyiz. Bizim hayatımızı hiçbir şekilde terör etkileyemeyecek. Terörden ötürü yaşamayı ertelemeyeceğiz elbette. Diyeceğim şu, gerek YouTube'da dinleyen binlerce kişi, gerek forumumuzdaki insanlar bu milli bilince sahip olup bu vatanın evlatlarına bu değerlere sonsuz şekilde saygı duymalı ve sahip çıkmalı. İnşallah başımıza böyle olaylar gelmeden bu zor dönemleri atlatırız diyelim. 12 tane yaralı varmış. Bu arada şehit yok çok şükür henüz. Bu en azından olumlu bir haber, şehit olmaması, dediğin gibi. Tabii ki Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Aynen öyle. İnşallah kötü bir haber gelmez. Üzücü oldu. Umuyorum. Yani yapanlar bir şekilde cezasını bulur. Başka diyecek bir şey yok. Umarım bu ülke geneline yayılmaz. Tek seferlik bir şey olarak kalır yani. Ne demek istediğimi anladınız. Her tarafa yayılmaz umarım. İnşallah. Şimdi plan şu: bütün Shield şeylerini sona atıyoruz. Geri kalanları temizleyelim önce. Neden radyonun sonunda biz çıkacağız yayından? Ege'ye bırakacağız. Şu an başladı mı radyo? Başladı Ay. başladı içerideyiz. O zaman önce Six Man takımlar maçından başlayalım direkt. Jason Jordan, Apollo Crews ve Titus O'Neil. Titus Brand'in güzide üyesi ve patronu. Karşı tarafta ise Elias ve The Club ikilisi var. Karl Anderson klasik tuş olma tuş oldu diyelim. Tuş olma itemi demeyeyim şimdi. Klasik bir şekilde face takıp kazandı yani. Çok albenisi olmayan maçtı diyebilirim beyler. Siz ne düşünüyorsunuz? Gür. Hangi maç? Takım maçı. Apollo Crews, Titus, Jason Jordan, Club'da Elias işte. Ege, Ege. çok gürültülüsü geliyor sesin canım. Ege mikrofonu kapat Ege. Ege mikrofonu kapat. Şimdi nasıl, düştü mü? Ege Mikrofonu kapat, mikrofonu mikrofonu hadi. kapat. Sesin gürültüden başka bir şey gelmiyor. Heh, onda. Teşekkürler. İşte Apollo Crews hakkında yorumlarımız da buydu arkadaşlar. Evet, bu bir Aa, yok şeydi. artık. Abi Apollo Crews şu an WWE içinde bence ring içi en iyi ilk 5 isim arasında rahatlıkla girer ya. Abi ring içi bakımından bahsediyorum tabii bak. Başka bir şey içinden bahsetmiyorum. Abi adamın ring içini çok seviyorum. Şöyle adama bir karakter verseler de şöyle bir Dominant Bobby Lashley gibi bir şey izlesek güzel olmaz mıydı sizce? Ya Bobby Lashley'nin boyu kaç? Apollo Crews'un boyu kaç? Bir kere ikisinin gimmick arasında İşte karakter kardeş işte gimmick bazında değil. çok büyük. Yani Bobby Lashley bir Destroyer idi. Ama Apollo Crews'tan olmaz yani üzgünüm Numan. Başka bir şey düşün sen bence buna. Bence olabilir ya. Ne bileyim ya, olabilir. Niye olamaz? Yani bilmiyorum. Bence Eğer olamaz. olmasın da yani, olabilir yani. Benim daha çok Heel dikkatimi... bak heel yakışır ama yani boyu 1,85 karşısındaki adam 2 metre bu adamdan Destroyer olmasını bekleyeceksin. Ya biraz tutmayın küçük enişteyi Akira Tozawa moduna dönüyor yani düşününce. Asıl muhabbet şu bence. Bu şeyler, ne derler ona? Bu altılı arasında uzun zamandır işlenen bir feud var. Ben bunun PPV'ye taşınmasını isterdim. Özellikle. O taşınmadığı için o biraz sıkıntı oldu. Ege, sen yine mikrofonunu mu açtın? Haydi.
Tamam, diyeceklerimiz bu kadar. O zaman Ege gelene kadar ben mi devam edeyim şimdi? Sen devam et. Bir de Ege ses ver bakayım. Ege tam ses verme. Kapat abi mikrofonu. Bize cızırtıdan başka bir şey gelmiyor. Evet sen devam et Fatih. Bir konuş bakayım. Çok az geliyor sesin. Az geliyor Ege sesin. Az geliyor babacığım. Biraz daha. Son yaptım lan. Teşekkür ederim. Şimdi oldu. Şimdi nasıl? Güzel. Tamam devam ederim. Buyur Ege'cim. Maçla ilgili söyleyeceğim bir şey varsa onu da söyle öyle geç. Karl Anderson gene tuş oldu. Ben bu altılı maçlarda sürekli Karl Anderson tuş olarak görüyorum. Forum da bunu fark etmiş. Ben de bu dikkatimi çekti. Yani. Aleyküm selam. Muhammed hoş geldin. Ya şey var zaten. Ne derler ona? Daha çok The Good Brothers dediğimiz Karl Anderson ve Luke Gallows'u zaten genelde tuş olacak elemanlar olarak koyuyorlar maçları maalesef. WWE'de çok şey yapılmıyor yani bunlar. Değer görmüyor maalesef. Doğru. Ne yazık ki. Club konusunda çok değindik. Yalnız şu var. Karl Anderson'ın sesi de güzelmiş yalnız ya. Ya evet o da. Hakikaten. Sesi de güzelmiş abi adamın ve ne bileyim abi ben av adamların artık yenilmesinden bıktım sandım ya. Vallahi bıktım yani. Yani hep diyorduk ya Sami Zayn bir gün senaryo olacak, Sami Zayn bir gün senaryo olacak falan diye. Hani onun için ben şu an The Good Brothers'ı söyleyemiyorum yani. Adamlardan çünkü ben hiçbir şey beklemiyorum. İnşallah olur da şaşırırım ama beklemiyorum yani maalesef. Kötü bir durum tabii. O zaman Emma segmentine geçelim. Çok eleştireceğim bir segment bu. Rene Young'la konuşurken görüyoruz işte. Asuka hakkında konuşuyor. TLC'de maça çıkacak ikisi. Asuka kazanacak tabi. Ondan sonra Alexa Bliss geliyor. Şimdi Mickie James hakkında konuşuyor. O da kendi rakibi hakkında konuşuyor doğal olarak. Sonra Emma işte Alexa ile olduğunu falan söylüyor. Segment bitiyor yani. Ben başlayayım o zaman direkt. Başla. Abi bak şimdi şu olay şurada bitiyor. Alexa Bliss mesela canı sıkkında Nia Jax'i yanına çağırmıyor mu? Evet. Şimdi bunlar Emma ile yüz yüze gelmediler mi kemeri ben senden alacağım, ben senden alacağım diye. Ulan ne ara hemen takım oldunuz? Devamlılık diye bir şey yok ortada. Nia Jax zaten en kötüsü. Gittin sen Alexa'ya şey yaptın, dövdün. Ondan sonra gitti odasında onunla beraber güvenlik yapıyorsun. Ne alakası var şimdi? Ya kadınlar olarak da yani buğuklamayı geçtim artık. Bir şey yapmıyorlar neredeyse yani artık gözler yani tamamen böyle kan fışkırıyor artık yani bilmiyorum ben. Şu kadınların sonra suçu yok yani bir de o da var. Kadınların bir suçu yok. Kadınlar elinden geleni yapıyor ama yani şimdi sırf kickoff koymak için yine Sasha Banks neyse onu şeyde söyleyeyim de yine ya sırf böyle anlık şey olsun senaryo olsun bitsin gitsin yani o Nia Jax mevzusu hala benim kafama attı. Sen kadını 3 metreden aşağı bıraktın. Sonraki bölümde şeyde çıkıyorsa odasından koruma olarak. Ya saçma sapan işler yapıyorsun. Sen Alexa Bliss Evolution çektin bildiğin. Ya vallahi yani bak bir Randy Orton eksik orada. Triple H eksik parmakları aşağı çevirmeyen. Aynen öyle. Sonra git ona kemerini alıp hayır kemerini alacağını söyledin. Onu dövdün. Korkuttun. Ondan sonra gidip odasından çıkıyorsun. Bana batıyor böyle booking hataları ya. Gözüme geliyor. Ya bu şovda çok acayip hikaye borçları vardı. Bak ben zamanı geldikçe söyleyeceğim. Çok inanılmaz derecede büyük hatalar vardı bu şovda. Dur. Yani ben de açıkçası bu tarz bu minvalde şeyler söylemek için dahil olmuştum bu konuya zaten. Katılıyorum görüşlerinize. O Triple H benzetmesi de harikaydı bu arada. Sesinin kesilmesi. Gür sesin gitti. En son katılıyorum görüşlerinize dedi. En son ne duydunuz? Katılıyorum görüşlerinize. Katılıyorum görüşlerinize ondan sonrası yok. Fatih'in diyorum Triple H benzetmesine hastayım. Çok hoşuma gitti yani. Bu minvalde şeyler söyleyecektim ben de zaten.
Numan sen ne diyorsun? Hangi segmente? Ben bir ara şeye gittim de. Şey, kadınlar segmentine. Emma Alexa Bliss. Abi Cruiserweight olayıyla aynısı. Bence ben olamıyorum yorumumu. İkisi birlikte bir yapacağım ben. Çünkü iki olayda aynı bokun lacivert affedersiniz ama yani. PG. Yani aynı şeyin lacivert abi çünkü. Yani bak. İki hafta önce bildiğin kan kanası şey böyle. Bir anda geliyorsun. Abi çok saçma geliyor bana bazen. Kupukluklar böyle olmuyor ya. Hiçbirimizi beğenmediği bir segment oldu. Açık. O zaman Cruiserweight'e salalım. Sağ ol. Jack Gallagher ve Cedric Alexander ringde. Jack Gallagher tabii ki kıyafetleriyle güreşiyor. Eskiden normal çıplak güreşiyordu. Artık takım elbiseyle güreşir hale geldi. Enteresan. Rich Swann'la Brian Kendrick'te falan birkaç olay yaşıyor. Cedric Alexander kazanıyor maçı. Öyle yani böyle. Sonra da maç duyurmuş onların hakkında herhalde. 2-2. Alexander vs. Swan, Kendrick vs. Kendrick ne Gallagher işte. Ne vs. Aynen. Öyle değil. TLC'de. TLC'de tag team maçı duyuruldu. Aynen, aynı tag maç. Maçı. Tag team işte ben düzelttim zaten. Heel'ler face'lere karşı. Aynen. Abi bir ben başlayayım burada. Abi Cedric Alexander be kardeşim derim. Başka bir şey demem yani abi. Adam çok iyi değil mi ya? Ya oğlum boş yapma bir dur. Ya boş yapmasa abi adam bildiğin maça zevk katmış Cedric Alexander. Vallahi şu var benim daha şu son raw'larda izlediğim en iyi Cruiserweight maçı yani son 3 aydan beri izlediğim en iyi Cruiserweight maçı buydu abi. Açık ara yani. Ya abi şimdi şöyle bir durum var. Zaten 205 takip edenler bilirler. Kendrick ve Kendrick ve Jack Gallagher'la ikisi bir takım oldular ve şu an Cedric Alexander'ın üstüne gidiyorlar. Rich Swann da TJP'yi tokatladı. Oradan gelen bir momentumu var. Hani bu maçı kazanacakları da çok belli. TLC'deki maçı kazanacakları da çok belli. Ayrıca burada da bir dipnot geçmek istiyorum. Çok hatta benim bildiğim kadarıyla yok. Ama yine de çok uzun zamandır diyeyim. Bir Raw PPV'sine durulan ikinci Cruiserweight maçı oldu bu maç. Aynen öyle. Bir dipnot olarak geçiyorum bunu da. Ana kemer olmayınca yapacak bir şey yok. Yani. Ana kemer yok. İkinci kemeri yok. Yok ana kemer yok. İkinci kemer yok. Dur ses açsana. Sen sesin düşük geliyor. Ana kemer varken de pay-per-view'a duyurulmuyordu diyorum ya. Yani bu 205 Live adına bir gelişme demek istiyorum ben. Burada Brock Lesnar'ı görmek istemiyorum. Mutlaka. Ya Brock Lesnar'ı görmeye kalksak zaten sıra gelmez. Ya hiç gerek yok. Oraya hiç girmeyelim. Brock Lesnar'ı gömemezsiniz ki abi. Ortada gömülecek bir şey yok. Ya bir şey olması lazım. Yok yani. Yok. Adam yok. Yani WrestleMania 34'e kadar bekleyeceğiz diyelim o zaman. Biri şey açmış bak konu olarak. Lesnar'ı o şekilde görmek ister misiniz diye. İşte Face Lesnar, Healer Lesnar. Ya aynı Burak Gür'ün dediğini söyledim ben. Dedim Lesnar'ı bir görelim de Face'li, Healer'ı eksik kalsın dedim. Adam yok ki ortada. Bir karakter giydirmesi yapabilmek için önce ortada bir kalıp olması. Adam yok ki ortada. Yani WrestleMania'ya kadar sabredeceğiz kardeşlerim. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi söyleyeceğim şey SmackDown'la ilgili olası spoiler içerebilir. Abi bu gece Mahal Survivor Series'e bir duyuru yapacak. Bir meydan okuma yapacak. Bu tehlikenin farkında mısınız? Bak. Pardon beyler inşallah bu aklıma gelen sizin de aklınıza gelmemiştir ve yaşanmaz beyler, inşallah. Beyler benim midem bulanmaya başladı şu anda. Evet bu olacak yani çok yüksek ihtimalle bu olacak. Ama bu güzel arada. Yanından düşünelim. Şovu izlerken 40 dakika daha az izleyeceğiz. Ne 40 dakikası lan 3 dakika sürecek maç. Ne 40 dakikası daha başlayacak. Yok bunlar mahalle rekabetçi gösterirler belli yani. 3 dakikada bitmez o. Lan Lesnar 3'ünü 3 dakika dener lan. Bak şeyden bahsediyorum. Sing Brothers'la Mahal'ı 3'ünü 3 dakika dener lan. Sing Brothers 3 saniye sürer çünkü. Bir tekme 3 saniye de tuş işte. 4 saniye. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? 3'ünü aynı anda German Suplex yapabilir. Bunu iddia ediyorum. Eren Nur demiş Allah'ım sen bizi koru bu olaydan. Çaykoy'da kötü şeyler çıkmayabilir o kadar karamsar olmayın demiş. Lesnar ortamda gözükmeyecek Mahal Lesnar'ı yüzüyle dalga geçen promolar kesecek. Haydi bakalım. Lesnar aa diye bağırırken Mahal dalga geçecek falan.
Bence güzel olur yani. Beyler abi çok kötü bir şey yani şu anda. Bir hoş değil. Abi bu şu an çay koy da. Çay koy AJ KOVYDJ mi? Aynen. Keşke keşke onun kadar pozitif bakabilseydim hayata. Ön yargılı olmak lazım bence demiş. Evet beyler, bir anket sunmuş Erem Nur. Diyoruz ki abi Mahal bu maçta kaç süplekser? Olası bu maçta. Mahal'ın o maçı kazanacak olmazsa. Yok 23. Be abi. Yok be abi. 23 suplekser. Bence John Cena rekorunu kıracak ama. Lesnar... Abi bence... Bir dakika, John Cena'nın rekoru 16 mıydı? 16. 16 idi. Tamam. 16 çarpı 2 Mahal'in yiyeceği suplex sayısı. Yo, 32 tane 10 yiyecek. Sing Brothers'lar da bir 16-16 bölüştürsek. Evet. Bari gaza gelip... Bari gaza gelip kenarda Paul Damon'a da çakmasa bir tane. Code Blue demiş. Yalnız Jinder Mahal'in kemeri aldığında... Rumble'daki rakibiyle maça karışacak olmazsa. Tamam. Bir saniye ye. Bir şey okuyorum. Code Blue demiş. Jinder Mahal ilk kemeri aldığında beni tipimden dolayı sevmiyorsunuz diye promo kesti. Nakamura ile feudunda Nakamura'nın tipe baklen promolarıyla dalga geçti demiş. Bu doğru bir önerme. Zaten evet. İnsanoğlu... karşısındaki ezdiği, dalga geçtiği, fiziksel özellikleriyle dalga geçtiği kuramlarda kendi eksikliklerini yaşadığı için dalga geçmez mi? Yani benim burnum çok kötü, aa bak seninki de kötü gibi. Kendi bir ezikliktir aslında o, bir egodan çok. Orada güzel bir karakter yansıması da var. Güzel bir noktaya değinmiş Code Blue. Bu Numan İnci diyor, ne diyorsun Numan? Buradan Lux, söylesene. Lux Shield'dan iyi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buradan söylesene Numan bir şunu. Yok kanka, onu atıyor. Ha. Evet, evet, bravo. Öğrenmişsin. Shield bu adamları çerez diye yer demiş TLC'deki maç için. Hikmet Zeybek Rising Generation. Ersin Baybüyük Raw konuşsanız demiş. Geleceğiz. Ersin, Raw konuşuyoruz zaten. Ana kemeri konuşuyoruz. İkisinin arasındaki maçtan bahsetmiştik. Rav'da yarın bir ana kemer var mı? Yarın da artık o meşhur duyuruyu yaparsa Jinder Mahal, bilmiyorum ne olur. Evet Ege, sıradaki segmente geçebiliriz. Gene çok hepimizi muhtemelen gömeceği bir maç. Alicia Fox vs. Sasha Banks. Sasha Banks kazanıyor. Ben... Alicia Fox... Çok basit kazandı bu arada Sasha. İşte pes ettirdi falan. Ondan sonra... Alicia falan hakeme saldırıyor. İşte sağa sola fırlatıyor Sasha'yı. Alicia Fox arada bir böyle deliriyor. Bilmiyorum. Hep bir şeyler oluyor buna yani. 3 ayda 4 ayda bir. Kickoff'a maç çıkartıyorlar böylece. Alicia vs. Sasha. Ne kadar heyecanlı. Sözü Gül'e bırakıyorum. Yani burada Sasha övücü bir arkadaş vardı. O gene yok galiba. Yok. Yani Sasha Banks benim beğendiğim güreşçilerden biri. Hem güreş tekniği, hem güreş stili, hem gimmicki gereği. Alicia Fox onun yeteneğinin çok çok altında. Ama o arka alandaki hareketine mutlaka geleceğiz Alicia'nın. Söylemek tam istediğim şey... Tam orası zaten. Maçtan sonra zaten direkt saldırdı. Ha. Bir Stone Cold'luk yaptı orada Alicia. Acaba bir ana kemer oynar mı? Ne dersiniz? Ali şey ilerleyen aylarda. Abi gözleri bana lazım ya. Valla bana lazım. Yok. Zaten izlemiyorsun ki. Abo bu ne ya? Alicia Fox'un Team Bella döneminden beri çok boş rol yapması. Team i̇şte Bella diyor. Rolünün de boşluğu. Eren Nur demiş. Alicia Fox boşuna yıllardır WWE'de diye. Zaten bir senaryo almıyor yani. Bu en son yıllarda aldığı en aktif senaryosu bu. Sasha Banks'e girdiği dava bence zaten. Yok Noam Dar'la falan senaryosu i̇şte var. Yani, orada zaten abi, Alicia Fox'la girdi ya. Orada da yine Sasha Banks vardı ya karşısında. He. Ege yorumlarındaki çöplük kimsede yok demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Evet Zeybek. Fatih bir şey diyordun. Ya dedim ya işte o Two Fight Live'da da yine ikisi karşı karşıya gelmişti yani. Yok abi benim gözlerim bana lazım gerçekten bak. Hiç zaten, gerek yok böyle şeylere. Zaten Asuka geleceğinden dolayı Alicia Fox'un çıkmasının bir anlamı da yok yani. Zaten kum torbası olarak Mickey James'i atacaklar bence.
önlerine. Gerek yok yani, hiç gerek yok gerçekten. Ha, oraya da gelelim bak. Alex Shafax kemeri Mickey James'e kaybedip kemerden uzaklaşır mı? Alexa Bliss. Pardon. Alexa Bliss, çok özür diliyorum. Doğru. Ona maçta gelelim istiyorsan. Maçları da olur. Aynen. Çünkü. Geçelim maçlara. Kadınlar, o zaman önce maçlara. Enzo'ya gelelim. He. Allah belasını versin. Ya bir çomarlık yapma 2 dakika. Kardeşim, ben bile uslandım. Gerçekten atılmayın şu an %98 numan, hadi. Son damlayı bırak, ben atayım seni hadi. Evet, tamam çoğun, neyse devam. Şimdi yorumumu da içine katarak segmenti söyleyeyim. İşte Enzo falan geliyor, heel turn'ü gayri resmi olarak gerçekleştirdi kendisi. İşte, TLC'den sonra Kalisto geliyor, kemeri koruyacağım falan diyor. Ondan sonra nedenini anlamadığım bir şekilde işte Daivari'dir, Tony Nace'dir, takım elbiseli Drew Gulak'tır ve Noam Dar'dır. Hepsi geliyor. Kalisto'ya dalıyor. Enzo için yardım ediyorlar. İşte Mustafa Ali falan geliyor. Ona da işte onu da paramparça ediyorlar. Sonra Enzo hepsini tebrik ediyor. Kalisto'yu dövüyor. Segmenti bitiriyor. Abi bu adamlar Enzo'ya karşı değil miydi ilk başta? Toplu. Ben neden bir yorum alabilirim. Burada Fatih'e ver abi konu mu? Burada Fatih'e ver. Fatih. Hadi tamam. Konuş kardeşim. Bak abi, ben şimdi bak, ben 205 Live inceliyorum. Tüm şovlarına bakıyorum, seyrediyorum işte. Elimden geldiği kadar maçlarını yazıyorum falan. Şimdi Ali Dayvari'yi anlarsın. Neden anlarsın? Az önce YouTube halkı anlamamış olabilir. 205 Live dedim Fatih. Evet, 205 Live, özür dilerim. Evet. Ne diyordum ben? Neyse, şunu diyordum. Ali Dayvari zaten barış teklif etti. Özür diledi 205 Live'ın içinde. Dedi ki, ben dedi kendime hakim olamadım. Ben özür dilerim dedi. Tamam, onu anladık. Onu geç. Drew Gulak ne alaka? Noam Dar ne alaka? Ya Drew Gulak, bak hani şimdi hikaye üzerinden gidiyorum. Bir karakter build'i var, tamam mı? Bu Drew Gulak'ın diyor ki, benim maçlarımda diyor, benim tarafımda olan adam diyor köşeden atlayamaz diyor. Bak böyle bir hikaye build'i çıkarmışsın sen bu adama. Enzo'nun dayak yediği gece sen izin verdin. Dedin ki tamam dedin, atla dedin, Allah kahretsin dedin, dövün bu adamı dedin. Yani bak böyle bir şey var. Noam Dar zaten nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Hele Tony Nese. O gece Enzo'ya finisher vuran 4 güreşçiden biriydi. Şimdi geldi şey yapıyor. Yani bu kadar büyük bir hikaye boçu ben görmedim. Bir de arkadan Mustafa Ali geliyor. Elinde kalan tek face bu mu senin? Yani çok 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 çok. Yani o birkaç haftadır çıkardıkları Cruiserweight kalitesini bir anda o kadar düşürdüler ki. Hani başladıkları noktadan da kötüye düştüler şu an maalesef. Benim gözümde. Üzgünüm. Söyleyeceklerimi şey doğrulayan bir şey oldu yani. Artı bir diyorum internet deyimiyle. Ben bir şey deneyebilir miyim? Şimdi biliyorsunuz bu Enzo geldi. İşte bütün Cruiserweight'lere laf attı falan filan, neyse. Herkes şey yaptı. Herkes de kartını aldı da. Bunların bence bu heel tayfanın da ağrısına giden şey, bu Kalisto kim ki direkt gelip de kemeri alıyor. Bunlar da ona karşı gelerekten yüksek ihtimalle böyle bir şey yaptılar ama keşke araya onu bağlasalardı. Yani arada bir kopukluk oldu. Ya abi bir ara segment atmak zor değil ki, araya da var böyle yani, arkada konuşurken falan. Hani bu akşam bir planımız var, yanımda olur musunuz falan gibi segment atsalar her şey bağlanacak. Diyorum ya, Tony Nese o gece ona finisher vuran 4 güreşçiden biriydi. Diyorum ya ben de işte. Ne yaptın da döndün bir anda? İşte Kalisto gelip kemer aldı diye uydu oğlum. Öyle bir şey yaptılar da işte onu keşke bir ara segment açsalar. Bak. Hayır. Onu keşke bir ara segment açıklasalardı. Şöyle ya, bir segment de vardı. Neyse Gür, sen söyle. Bence bu segmenti geçelim. Bu kadar Cruiserweight kendilerini konuşmuyor bence yani. Doğru. Ben şöyle bir şey diyeyim. Hani SmackDown kadınları pardon SmackDown kadını diyorum. Raw kadınları SmackDown kadınlarını saldırmıştı oraya gelip. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Ben bu kadar büyük bir hatayı o zaman görmüştüm. Bayley grup saldırısına katılmıştı bir anda 5'e 1. Hatırladım. Geçen sene. Aynen öyle, Survivor Series zamanında. İnanılmaz saçma gelmişti o bana zamanında. Aynen. Hatta radyoda da konuşmuştuk bunu Ege. Aynen öyle. Ne alaka abi yani, Bayley'sin sen. O zaman Raw takımlara geçelim. Bu Shield'la bağlantılı zaten. Ha, TLC'deki maçı önce duyuralım. Demon King,
vs. Sister Abigail. Dikkatinizi çekiyorum. Finn Balor vs. Bray Wyatt değil. Sister Abigail değil abi. Etek The Long Man. Ha, Emre Toker de demiş Bray Wyatt etek giyecek demiş. Yani bu, inşallah Bray Wyatt'ın bundan haberi vardır kardeşim. Söyleyelim önce maç. Demon King vs. Sister Abigail. Gerçek karakterle bu sefer devrede olmayacak yani. Balor ve Wyatt yok. Abigail ve Demon var. İşte Demon King hakkında detayları falan söylüyor Balor ringe gelip. Bray Wyatt ortada yok. Aksiyon bu kadar sürüyor. Yani TLC'de maç bu şekilde. Bray Wyatt duvaklı kıyafetini giyecek herhalde. Fatih'e bir soru sormak istiyorum. YouTube çevirmen ekibimizden. Buyurun. Fatih Kritorax dostumuza. Demon King karakterini ve dün geceki Finn Balor promosunu nasıl buldun Fatih Bey? Sana şu kadar söyleyeyim de umanı çıkar daha iyi promo keser. Ben de yani o seviyede bir kanadayım gerçekten. Olmadı abi. Olmadı yani. Demon King o ilk sakatlanmadan önceki halinde değil abi. Vallahi değil. O dörtlü maçta kazanıp almıştı ya. Aynen o halde hiç değil ya. O halde değil. Abi bak ben bunu mesela bana saat 2 gibi mi 3 gibi mi ne Ahmet Bulldog'u yazdı. Dedi ki Balor'un bir segmentine baksana diye. Ben normalde orayı tartışma konusundan okuyup geçtim. Abi dinliyorum. Hani şeye döndü olay bir anda. Yüzme bilmiyorsan neden çıktın ağaca döndü olay bir anda. Yani saçma sapan şeylerden bahsediyor böyle. Zaten yeni bir Demon King tasarımı getirmişler. Şey falan yapıyorlar böyle. Daha çok böyle kafasını boyaya batırmışlar gibi yani. Saçma sapan şeyler. Bu bizim bir sulu boya tekniği var. Böyle suyun üstüne boyaları ne onun adı? Suyun üstüne boyaları yapıyorsun sonra. Kağıdı koyuyorsun, çekiyorsun ya. Sonra ne güzel oldu falan kağıttaki desen diye. Ha, Finn Balor'ın yüz boyası işte ona benziyordu birader. Ya abi çok çok rezil bir segment yani. Allah kurtarsın diyorum bizi buradan. Tüm Güreş Türkiye halkına sabırlar diliyorum bu segmenti izleyen. Ve geçmeyi talep ediyorum. Ya konuşmayalım da lütfen. Balor vs. Wyatt Feyadun'un belki de bu yılın en kötü Feyadu olması. İzlenebilirlik bakımından. Beklentiye oranla kıyaslarsak. Benim bir beklentim yoktu ki abi. Bak ne yazdım biliyor musun? Foruma da şunu yazdım. Dedim ki inşallah Balor'un eline bir kürek verirler. Wyatt'ın kafasına vura vura indirir de bari hani acısız bir şekilde bir adam daha fazla acı çekmez. Adama etek giydirecekler maçta ya. Etek giydirecekler ya. Etek ya. Ya etek ya giymeyecek. Duvak giyecek kafasına. Bir dakika. Bu etek muhabbetini kim çıkardı? Ya Longman Emre çıkardı. Ben de ondan gördüm şey yapıyorum. Hayır yalnız maç kartta şey. Duvak giyiyor. Gelin duvağı takıyor. Resim o. Onu beğendim açıkçası. Telli duvaklı gelin yani. Ben beğendim açıkçası onu. Abi Sister abi vs. Demon King olarak bir diyelim geçelim şöyle ya. Abi, şuna Sister abi demeyin abi. Brother Abigail o ya. Allah Allah. Sister abi ya. Sister abi. Yani. Nereye geçelim buraya? Abi. Abi doğru. Maç karttaki resme baksanıza. Bir tıklayınca chatbox'ta attı. Finn Balor eyvallah da Bray Wyatt'a bak. Sister Abigail'in şekline bak. Sana yemin ediyorum Paint'ten yapmışlar. Ben kaçırdım. PNG atın hemen. Chatbox'a bak. Emre Toker'de hemen kaçırma. Page'le ne alakası var kardeşim? Bu ne oğlum? Page resmi atmıştı Emre Toker. Numan bıraktı şeye yorumları. Birader ben bu fotoğrafı gördüm. Kusura bakmayın arka plandaki. Sister abiyi fark etmemişim ya. O kadar o kadar garabetten bakıyor ki sislerin arasında olan. Şimdi daha kadınlara geçelim artık. Evet. Son kadınlar geçme. Photoshop yeteneği Numan İnci ya. Bu fotoğraf öyle şu anda. Al işte. Abi yani, bir tane daha bak geldi. Bak bir tane daha geldi fotoğraf. Yine sevgili Emre'den geldi. Ben onu postaladım size bakın. Skype'a bak şuraya. Nasıl defes abi çekti?
Abi bu nedir öyle ya? Ya bugün Yücel de hayır WhatsApp'ta yazarken gördüm. O da etekle çıkacak demiş. Bu herhalde ciddi bu etekle çıkması ya. İnşallah Van değil mi? Van kesin de eteği bilmiyorum yani. Ben sana şu kadarını söylüyorum. Bu Roma kalitesi Feyyut'ta o kadar düştü ki yani bir hafta daha olsa şu an TLC'yi Bray Wyatt çıkıp güneşi görmek ister misin delikanlıya falan bağlayacak. Yemin ediyorum bak oraya kadar gittik bak. TLC'de neyse bu acımız bitiyor. Bu arada şöyle enteresan bir şey de söyleyeyim mi? Finn Balor'u Brock Lesnar'ın karşısına salmayı düşünüyorlarmış Rumble'da. Abi. Aslında biraz da o da herkesin. Abi Finn Balor'u öldürmeye mi çalışıyorlar? Boş ver zaten. Yem o ya. Neyse. Geçelim bu segmenti. Kadınlara ya. Geçelim. Alexa Bliss ve Emma. Mickie James ve... Şu tartışma konusunu açıyorum. Maçı izlemedim. Bailey. Bir dakika ben burada bir şey söyleyeyim sen izlemediğin için. Bailey şey yapıyor. Mickie James rakibi yok, partneri yok. Bailey sürprizden geliyor. Yani Bailey burada belli değil aslında. Tamam. Hani maç sırasında belli oluyor kimin geldiği. Hani dedin ya Bailey nereden çıktı diye. Herkesin kurtarıcısı Bailey düşünüyorum. Bir Bailey de güzel bir karakter bekledik geri dönünce ama gene aynı tas, gene aynı hamam. Bir şey değişmeyecek belli. Zaten her yıl şey demekten sıkıldık artık hepimiz. Sasha Banks Bailey'nin üzerine ne zaman turn yapacak? Abi bir onu beklediğimiz kadar zaten var ya yani. Ya Sasha Banks turn yapmayacak bence, artık beklemeyin. Artık ben de beklemekten sıkıldım yani. Mickey James maçı Bliss'e super kick vurup kazandırıyor ve TLC'de kaybetmeyi garantiliyor böylece. Kendisini tebrik ediyoruz. Ben sanmıyorum ama kaybedeceğini. Mickey'nin çünkü mi? Yarattıkları güzel bir ya, promo kesebilen bir şampiyon var. Ve şey var. Nasıl derler ona? Güzel ring içi demeyeceğim de. Hani güzel bir karakter var. Büyük ihtimalle kemeri Mickey James'e verecekler. Asuka Mickey James'i yenecek yüksek ihtimalle. Bana da öyle geliyor. Asuka'yı... Hem de Natalya'ya yaptıkları bu vefa gösterisi Mickey James'e de yapacaklar. Ya Mickey James'e geliyor en azından. Mickey James başarılı, iyi bir kadın yani de. Neyse Natalya'ya girmeyelim. Alexa'yı Asuka yenemezler. Sırası bu. O zaman artık yavaştan Shield kısmımıza gelelim yani. Tamam beyler bırakın şey konuşun tek başına Ege. Yok ben sakinim şu anda. Dozumu aldım bütün gün boyunca. O zaman şovumuzu açalım. Kurt Angle geldi ringe. Seyirci hal hatır falan. Shane McMahon tarzı hareketler. WhatsApp Detroit. Her neyse. TLC'deki maçı hatırlatıyor. Normal chatbox'tan gereksiz şeyler yazma. Ondan sonra TLC'deki maçı hatırlatıyor. Bu gece bunları yapacağız derken İşte Shield hayranları, Beri gibi fanları beklediği müzik çalıyor. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield diye. Güzellikler burada bitmiyor tabii ki. Yelekler tam takım hazır. Hepsi yelekleri çekmiş. Vücutlar gözüküyor. Ondan sonra Kurt Angle Shield'ı falan mı görmeye geldiğini soruyor. Klasik şeyler. Sonra üçü de ringe geliyor. Köşeden sararak tabii ki. Klasik Shield hareketleri bunlar. Reigns de işte ya burayı terk et ya, daha doğrusu şey diyor, ya buradan git ya da senin kıçını tekmeleyelim diyor. Kurt Angle'a atar yapıyor This is my yard hesabıyla. Ondan sonra üçlü sıralı promo kesmeye başlıyor. Reigns zaten kesti. İşte Rollins 5 yıl önce TLC debut yaptık. Biz kardeşiz, hep daha iyiyiz. Önceki olduğumuzda daha iyiyiz diyor. Sonra Dean Ambrose alıyor işte. İşte Shield en iyi diyor. 3-4 kişi fark etmez, sizi hepsini tokatlarız diyor. Shield'da daha kuvvetli bir güç yok diyor. Muhtemelen Ambrose'un son zamanlardaki en iyi promosu oluyor bu. Portland'da işi bitireceklerini söylüyor. Canı isteyen gelsin diyor. Kavga istiyoruz diyor. Sonra Braun Strowman'ın ekibi The Bar, Miz ve Mr. Rush tayfası geliyor. Savaş pazar günü olacak. Raw tarih yazacak diyor. Geceyi de takımdan başı duyuruyor. Açılış segmentinin muazzamlığı yani. İyi bir TLC promosu. Hattı zatına bakıldığı zaman. Aynen öyle. Yelek, müzik, tribün. Sakin ol. Sakin ol. Sierra Hotel. Yok sakinim şu anda.
daha oh bile çekmedim. Seyircinin de Shield ringe geldiği zaman daha konuşmaya başlamadan This is awesome harika çentlere atması. Yani, abi şey Kurt Angle'a dayılanmaları komik geldi ama bana bir an ya. Shield ya öyle canım biraz aykırı anarşist bir grup olduğu için. Yok dinlemek. Trollemek için yaptılar da şey yaptı ya böyle. Hayır. Anladım demek istediğim şey şu. Shield'ın bugüne kadar geçen hafta bir gazı kaçmış yorumunda bulunduk ya abi çok belliydi falan filan olmadı. İşte bir eksikti sanki bir meme yoktu sanki böyle bir meyvesi yoktu gibi baharatı eksik gibi bir yorumlar yapmıştık ya geçen hafta. İşte bu haftada kapatabilmek için atmosferi yerine getirebilmek için Shield bir şeyler denedi. Aslında hiç denemese de bu olurdu yani. Tamam olmuş yani. Shield olmuş. Seyirci öyle. Bir haftada sindirmiş. Bütün senaryoyu almış içine. Yani mesela ezbere yapılan daha önce senaryoların tutmadığını çok gördük WWE'de. Ne gibi? Batista'nın dönük Royal Rumble alıp rezalet bir şekilde WrestleMania'ya gitmesi gibi. Ama seyirci o kadar başarılı buluyor ki Shield senaryosunu ve kayfabesini. Hemen bir haftada sindirmişler ve benimsemişlerdi. Görünen buydu. Yani üçünü rolledi. Shield rollerine döndü bu arada. Eski karakterleri biraz değişti. Ambrose gene mikrofonu eline almaya başladı. Çılgınlığını gösterdi. Reigns klasik bir şey. This is my yard edebiyatına girdi. Siz tek buradan çık dedi. Seth Rollins gene ara buluculuk yaptı. Robert Reigns sakin ol evladım falan filan diye. Ya tam bir Shield gibiydi yani. Bireysel halleri yoktu hiçbirinin. Hoş geldin Burak. Ambrose promo kesti zaten. Shield zamanında da Ambrose kesiyordu genelde. Yani genel itibariyle baktığın zaman o kendi karakterini yansıtma yeteneğine sahip en çok isim aralarında Ambrose. Karakteri yaşama konusunda Ambrose'un önünde ne Seth var ne Roman var. Roman'ın adı daha fazla yaşıyorsa dahi mikrofonu yok. Ben çok beğendim bu segmenti. Daha devamı da var gerçi. Numan sen ne diyorsun? Sen bir şey deme gerçi. Boş ver. Eli direkt övecek şimdi alttan bu. Belli. Ortada bile yok. Şimdi chat box'a yapacak. Ha ha beni konuşturmuyorlar yazacak şimdi. O zaman Fatih sen söyledin mi düşüncelerini? Abi beklediğim geçmenim ya. Dur bir dakika. Ben pardon sesim gelmedi. Benim gayet de beklediğim bir girişti bu. Bugünkü giriş. Da keşke Kurt Angle başta izin verseydi yani. Biraz görseli biraz dövüş de izin vermedi. Gene araya girdi. Uyuz. Abi şöyle sen söyledin mi? Aslında orada izin vermemesinde bağladılar yani. Kurt'u seksili bağladılar yani. Geleceğiz. O çok güzel. Oraya geleceğiz. Doğru. Yani o iyi bir senaryo kurama oldu bence de orada. Fatih'i konuşturmadık hiç. Fatih aynen sen söyle. Açılış, yelek. Ya usta güzel bir giriş oldu. Yani Shield'ın bu apar topar ve acemice toplanışını geçen yayında zaten şey bahsetmiştim rahatsızlığımı. Bunu güzel bir şekilde kamufle ettiler. Hikayeye devam ettiler bence. Yani tek isteğim var. Hani ileride açıklayacağımız üzere de umarım çok mutant gibi durmazlar. Hani böyle ninja kaplumbağalar gibi gezmezler inşallah etrafta. Duracaklar ama onu da biliyorsun değil mi? Biliyorum işte biliyorum. Ne yazık biliyorum. Ki. Ya abi şimdi bile duruş, şimdi bile duruşta mutantlık işte o ninja kaplumbağalık var yani. Üçü birleştiği zaman yenilmez oluyorlar yani o havayı bize veriyorlar. Yani şimdi bile var yani o hava. Numan kapat mikrofonu. O zaman Miss TV'ye gelelim. Gene TLC'deki Feud'la bağlantılı bir olay çünkü. The Miz, The Bar ve Curtis Axel geliyor. Miz gene Shield'a sallıyor. Klasik Miz provoları. Elindeki materyal gene aynı. Cesaro ve Sheamus da konuşuyor. Braun Strowman'ı çağırıyorlar. Strowman geliyor. Çok sert konuşuyor. Ondan sonra Miz Dean Ambrose'un laflarına gönderme yapıyor gene. 4-5-6 fark etmez. İstediğiniz kadar gelin lafına gönderme yapıyor. Lafının adamı olsun diyor Kurt Angle'a. Miss. Uman kapatır mısın mikrofonu? Kapatır mı ya?
Kapatmış hali mi bu? Şu an şu durumda 3'e 4 olan maç, eğer Strowman Roman Reigns'i yenerse, ki yendi zaten, 5'e 3 olacaktı ki oldu. Yenemeseydi Strowman maçtan ayrılacaktı ve 3'e 3 kalacaktı. Misty hakkında ne diyorsunuz beyler? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? 3'e 3 kalmalarını daha çok tercih ederdim. Çok acayip böyle kaderin doğanın üstünde bir güç varmış gibi gösterecekler adamları. Ben artık böyle ülkemde mutant görmek istemiyorum ben bro. Yeter de ha. Yani yeterince bak da Asuka geliyor, Brock Lesnar geliyor. Hani yeter de yani, biz de biraz güreş seyredelim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence abi maçtan önce Braun Strowman'ı bir şekilde eleyecekler Braun Strowman maçtan önce bir şekilde yani. Çünkü Braun Strowman'ı eliminasyon mu bu maç? Eliminasyon değil, onu demiyorum. Arka alanda Braun Strowman'ı bir şekilde ortadan kaldıracak abi. Öyle bir şeye ihtimal yok abi. Öyle bir şey yok abi. Yıllardır WWE izliyoruz. Sen böyle bir giant karakter yarat. Sonra arka alanda dayak at. Yok. Onu demiyorum. Arka alanda dayak at değil. Aynı hani Reigns arabayla vurdu bunu. O şekilde bunu ağır bir şekilde arkadan takatlayacak ama bana öyle geliyor. Şey TLC'de tepeye bir şey asılmayacak herhalde. Sadece eşyaların kullanılıp duş olacağı maç herhalde bu. Evet. Ama evet, TLC maç zaten öyle. Ladder maçı olsa bir şey asılır. Ladder maç olsa bir şey asılır aynen. Yok geçen yıl Ambrose Styles TLC maçtı. Ama orada kemer ortadaydı. Bundan ne bileyim bir şey ortada olur mu diye düşündüm de olmaz yani mantıken. Ne olacak ortada? Kontrat mı var? Bir şey mi var? Burada kemer ortada olsa dediğin olur. Ama burada peki kemer ortada değil. Ben şunu sormak istiyorum. Sizce maçta kim tuş olacak? Miss. Standart. Standart diyorum yani. Bence şeyimiz. Bence de Kane olacak abi. Bana da olur. Çok... Ya Kane olacakmış gibi gelmiyor. Ben şimdi kafamda senaryoyu şöyle koyuyorum. Raw devam ettiği sürece, şimdi bu Royal Rumble'a, WrestleMania'ya kadar en azından, Roman Reigns bu Undertaker muhabbetlerinden dolayı Kane böyle gelecek. Hani sen benim abime ne yaptın? Ha hain deyip böyle şap diye vuracak gibime geliyor. Yani Kane'e momentum. Ya abi yok, Kane'in başı getirilme amacı yok. Bir şey diyeceğim ya. Kane'e demezler mi baba 8 aydır neredeydin ya? Aynı yorumu ben yaptım bak. Forumda 3 kişi alıntılayıp yazdım. 3 kişi de bana geri dönmedi. Abi 8 aydır neredesin sen? Abi yok, adam belediye başkanı olacak geliyor, hala güreşiyor burada. Onu anlamıyorum ya. Kardeşim demek ki olmayacak. Allah Allah. Herkes belediye saklayalım. Şimdi takım herkes yapıyorum. Belediye başkanı Melik Gökçek mi kardeşim? Demek ki olmayacak yani. Pardon beyler. Takımlar maçına geçelim. Gene main event'e bağlayan bir segment bizi. Dean Ambrose ve Seth Rollins. Kıyafetler yelek gene. Tabii ki. Yelekler giyildi. Ben bir şey aradan kaçırdım. Bunlar yine Seth Rollins, Dean Ambrose olarak mı geldiler? Shield müziğiyle mi geldiler? Seth Rollins, Dean Ambrose olarak geldiler. Seth Rollins, Dean Ambrose olarak. Ayrı ayrı müziklerle. Ambrose de değil. Seth Rollins, Dean Ambrose. Yani ondan sonra rakipler The Bar gene geldiler. Takımlar maça. Klasik bir zaten Dean Ambrose Seth Rollins finish'i. Rain Trigger, Ambrose'e kalıyor Dirty Deeds. Ondan sonra kemerler korunuyor. Maç güzel. Ben çok beğendim maçı. İkisinin uyumu zaten biliyoruz. İkisinin hatta değil, dördünün uyumu da bence çok harikulade bir şey yani. Takımlar da çok şanslıyız. Shield olduğu için. Yok, Shield alanında değil. Ambrose, Rollins 3-4 maç çıkardılar. Hepsi de kaliteliydi bence. Yalnız şey diyeceğim ben. Söylüyorum. Ben bir şey demek istiyorum. Söyle. Cesaro ağzından dolayı, dişinin dolayı fazla iyi iş yapamadı. Bak, fark ettiniz mi maçta onu? Her türlü hareketten kaçındı Cesaro bugün genelde. Baba, o adamın dişleri yapılmadı mı? Ambrose kırdı onun dişini yanlış hatırlamıyorsam. Burra bugün adamda dişlik vardı. Bugün zaten konuşamıyordu zaten. İlk başta bir şey duymadın mı Mist video? Adam bile konuşamıyordu. Hayır, iki haftadır konuşamıyor da. Ya bu adam dişi yapılmadı mı? Niye hala dişli? Yapıldı da hala işte şey var demek ki. İntim var demek adam ki hala. Adam şey gibi konuşuyor ya. Kurt Angle'ın TNA'deki hali gibi. Vallahi. Ege.
Yine cızırtı geliyor. Ben, pantolonunu çek bari. Benden değil ki, ben bir şey yapmıyorum. Ha iyi tamam. Pardon. O zaman evet. O zaman şeye geçelim. Bomba olaya, tavuk gibi asılan Curtis Axel olayına geleyim. Yavaş yavaş sakiniz öncelikle. Curtis Axel duvarı ateşliyor. Beşinci kişi ben olacağım diyor. Başka biri olmayacak diyor. Strowman'a da aynı şeyi söylüyor. Kavgaya hazırım diyor. Strowman'a gideceğim, konuşacağım diyor. Üçü de Axel'ı kesiyor. Şu, ama ondan sonra başka segmentlere ayrılıyoruz. Ondan sonra işte Sheamus falan Shield'la konuşmaya gitti diyor Axel için. Yanlarına gidiyor. Yanlarına gittikten sonrasına gelelim. Tavuk gibi asılmış olarak görüyoruz. Yarı çıplak. Da bir sonra geliyor bunu görüyor. Curtis tavuk gibi sallanıyor böyle. Shield bunu benzetmiş güzelce yani. Shield'a gidiyordu bir de bu. Çok komik bir segment değil miydi? En büyük korkum Braun Strowman'la falan da aynısını yapacaklar. Ondan korkuyorum. Abi bir şey diyeyim size. Miz hani geldi dedi ya, oraya gitti. Miz dedi ya, excuse me dedi ya, böyle gitti garibi falan, bir baktı gördü Axel. Çok kötüydü abi. Çok babam, ama kahkaha attım burada ya. Ve yalnız şu var, makyajı da yani. Morana makyajı falan da bayağı güzel yapmışlar. Beğendim onu da. Gözümden kaçmadı yani. Abi ciddi bir yorum abi, yapmak gerekirse. Mantıklı yorum yapayım ya. Ne oldu? Artık ciddi bir yorum yapmak gerekirse. Yorum yapan bir dakika. Kim o? Norman. Norman. O 7 demiş ki Shield yeteneksizdir. Demek sensin Norman. Norman evet. Zaten hayatı mantıksızlıkla geçiyor. Ne diyorsun? Gel, gel Norman ya, gel. Norman. Axel'ın tavuk evet. Gibi sallandırılması. Söyle, bence söyle. Abi. Bence abi bak 5-3 muhabbetini 7-3'e taşımamak için çok güzel bir hamleydi. Ben yani çok doğal bir hamleydi, çok güzel bir hamleydi. Hani bu zaten Bodallas bir haftadır iki haftadır sakatlık bahanesiyle gösterilmiyor. Curtis Axel'ın da böyle sallanarak hani sen gelemeyeceksin zaten denmesi. Hani mesela 5-3 diyoruz ama bizim bir de iki tane şey var. 7-3 olacaktı maç. Bunların ikisi gitmese. Bu yüzden güzeldi yani segment. Bence iyiydi yani. Ciddi konuştum. Eğer komik konuşacak olursam herifi tavuk gibi sallandırdılar zaten. Çarmıha gerelerdi bari. Evet, şu anda maç 5-3'e döndü yani. Bo Dallas herhalde ortalıkta yok. Gözükmeyecek gibi. Curtis Axel'ın da kendini... Ama Joe. Joe'luk bir şey olacağını düşünmüyorum da. Joe mu? Bence neyse dur, şunu main event'te söyleyeceğim ben. Sen şimdi main event'e geç. Gene Shield vs diğerleri. Olaylar bitmiyor. Bütün şovun yarısı neyse Shield'a ayrılmış. Kıtlık var yani ortada. Net bir şekilde görebiliyoruz. Roman Reigns vs Braun Strowman. Eğer Strowman kazansa, daha doğrusu kazandığı için zaten 5. adam eklendi. Eğer kaybetseydi, Reigns kazansaydı 3-3 olacaktı. Strowman dışarı alınacaktı. Maç ortada geçiyor ama biraz daha Strowman'ın üstünlüğü var gibi. Ondan sonra Kane geliyor. Reigns ürküyor böyle. Çok slam, birçok slam daha. Bir tombstone, bir running power slam, bir running power slam daha. Roman Reigns'e finisher çekiyorlar. 5 tane falan finisher çektiler tertemizinden. Tuş geldi. Ondan sonra Miz anons etti. Kane olacak dedi 5. güreşçi. Şovu kapattık. Maç artık 3'e 5. Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. The Bar yani Sheamus ve Cesaro. The Miz. Braun Strowman ve Kane. Ben alabilir miyim ilk yorumu? Al bakalım. Abi buraya planlanan isim hani %300, %400, %1000 Samoa Joe'ydu. Buraya Samoa Joe gelecekti bir şekilde. Büyük ihtimalle onu planlıyorlardı. Ama lakin büyük ihtimal bir sakatlığında bir pürüz çıktı. Bu yüzden şey yapmamak için hani o gelemeyince böyle bir çözüme başvurdular. Bence Joe'dan ama, daha mantıklı bu seçenek bence. Ya şöyle bir durum var. Özellikle vurgulamak istediğim şey, herhangi bir şekilde spoiler yemeden bunu görmemiz çok iyi oldu. Yani ben şaşırdım. Gerçekten uzun zaman sonra bir şovda şaşırdım yani. Yani bir Chris Jericho'ya bu kadar şaşırmıştım SmackDown'da USC dönüşüne. Bir buna şaşırdım. Bir de ben Great Khali'yi seyretmemiştim Battleground'da. Hani o haberlerini görmemiştim. Bir de ona şaşırdım yani.
Ama en azından bu gözümü kanatmayan bir geri dönüş oldu. Fakat Kane zaten politik mevzular yüzünden geri dönecek yani. En azından corporate Kane şeklinde getirselerdi onu. Hani bu 2015'te Shield'da yaşadığı problemlere 2014 miydi? Kaçtı hatırlamıyorum şimdi. Shield'da yaşadıkları problemlere bir referans yapılabilirdi yani. O zaman da hani Shield'da corporate Kane birbirine girmişti ya. Ona bir referans yapılabilirdi. Ya yani bilmiyorum. Bu konuda ben mutsuz oldum yani şahsen. Ya Gürsen ne diyorsun? Vallahi ben orijinal bir plan olduğunu düşünüyorum açıkçası Kane'in dönüşünün. Abisine olan husumeti söz konusu edilebilir. Abisi derken senaryoda abisi Undertaker. Bu söz konusu edilebilir. Öte yandan Shield'a bir kişi daha katılırsa Shield'ın orijinalliği gider mi diye düşünüyorum. Ama Roman Reigns'in 5 kişilik olduğunu unutuyorum tabi. Normalde bu maç aslında oğlum maç 7v7 zaten. 7v5 çaktırma. Aynen öyle. 7v5 zaten maç. Onun için Roman Reigns benim içimi huzur dolduruyor. Ve ya şöyle, az önce bir Seth Rollins de mutaplaştı birleştikten sonra. Bunlar boş tipler yani. Gerek yok bunları. Hani çok üzerine kafa yormaya gerek yok. Çünkü o işin içinde Roman Reigns var abi. Roman Reigns varsa biliyorsunuz tokatlar ve şampiyonluğa ulaşır yani. Adam tokat yani, anladınız mı? Tokat abi. Adam zaman anketimizi yapalım. Maç ne olur şimdi? 3'e 5 iken ne olur? Shield mı diğerleri mi? Bir dakika. Ne demiş Burak? Shield demeyin, orgazm oluyorum demiş. Yani sakin olalım arkadaşlar. Için, bu bir güreş. Arkadaşlar için orgazm ne demek? Şu demek arkadaşlar. Çok eğlenmek demek yani. Eğlendiğini söylüyor. Yanlış anlamayın. Ya, Ege beni konuşmadın. Sen Allah aşkına izledin mi şovu da? İzledim. Doğru izledin. Unutmuşum. Oğlum adam YouTube kanalına video yüklüyor. Yalnız şu var abi, ben Kane'in dönüşünü spoiler'ın sağ olsun Ahmet Tay sayesinde aldım da abi, onu almama rağmen abi o kadar zevk aldık böyle ringin altından çıkışı falan, böyle Roman Reigns'in yüzündeki korkuyu gördüm ya. Yani o korku var ya. Yani adam bildiğin şoka girdi abi sanki, böyle bildiğin yaşadı yani. İlk anı. Başta korku var ama sonra ben. Superman punch'la iş biter. Vallahi bilmiyorum. Biter. 3v4 iken Shield kesin alır diyordum da şu an 3v5 iken ne bileyim neden sıkıntıya girdim şu anda. Ne olacağını hiç bilmiyorum yani. Gene Shield olacak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sana tek bir şey söyleyeyim. Bak ben bugün bir konu açtım. TLC'de olmayacak isimler diye. Orada yaklaşık bir 15-20 güreşçi var. Olmayan. Onları da maça ekle. 25'e 3 olsun Shield yine kazanır maçı. Çok netim. Abi Shield'ın maçın sonunda şöyle bitecek muhtemelen. İşte gövde gösterisi kıvamıyla bitecek yani. Hepsini böyle ezecekler. Abi Braun Strowman var karşıda, yapma. İşte o zaman sıkıntı abi, eğer öyle biterse Braun Strowman'a kastırdıkları bütün momentum falan öyle her şey boşa gider. Yok, abi Strowman'ı umursasalardı Lesnar'a 10 dakikada kaybettirirler miydi tek F5'a? Ya o Lesnar, gerçi öteki tarafta Reigns var. Roman Reigns. Roman Reigns varsa gerisi teferruattır da WWE için. Roman Reigns değil, Roman Reigns. Aynen öyle. İşin ucunda Roman varsa karşı tarafta herkes dayak yiyebilir. WWE'nin felsefesi bu yani. Roman'a plan yapıyoruz. Gerisini hasbelkader hallederiz. Çok önemli değil. Gerisi önemli değil. Takılsın. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Tuşu da Roman Reigns gerçekleştirecek yani. Haberiniz olsun şimdi. Yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal öyle olacak. Kesinlikle. Hatta bence üçü de finisher vuracak. Şunu söyleyeyim. Bence masaya yapılacak bir triple power bomb sonra aynı şekilde gelecek. Aynı şekilde düşünüyorum. Bunu yazın bir köşeye. Bu çıkarsa tamam. Bundan sonra ondan öyle olacak. Zaten öyle olacak. Ya sus oğlum ya. Atın şunu ya. Gruptan az önce seni atmadım mı ya? Momentumumu düşürüyor ya. Allah Allah. Zaten öyle olacakmış. Tabii ben öyle diyorum çünkü. Ya maçın evet. Sonu bana kalırsa şöyle bitecek yani. İşte diğerlerine karşı Reigns, Ambrose, Rollins falan üstünlüğü sağlayacak. Dirty Deeds'ler, Finisher'lar, ondan sonra Superman parça havada gezecek. Diğer hepsi Mefta, Miz, Cesaro,
bu şey karışırsa biz Toraş hepsi yerde, Strowman kalacak ringde. Ondan sonra biraz onu dövecekler, zorlanacaklar. Ondan sonra triple powerbomb Gür'ün dediği gibi. Tuş, eller, yumruklar ortada birleşir, pozlar verilir. Ve abi, gömüş tamamlanır. Miss Toraş karışırsa yani karışmasın o kadar da çok. Biz üçümüz, siz hepiniz olmasın ya. Öyle olacak. Ama Undertaker gelecek, Undertaker bile tuş edecekler. Aa baksana spoiler gelsin de. Abi maçın son 10 dakikası gövde gösterisi zaten. Hepsinin finisher'larını yapıp şova çevirecekler o maçı sonlarına. Evet. Hani bir tane şey maçı vardı. Cena vs Miz pes ettirme maçı ya, vardı. I Quit Ege'cim, maçı. TLC konuşmaya çok vaktimiz olacak pazar akşamı. 5 üzerinden şova puanınız. Dur bir şey söyleyeyim, içinde kalmasın. Cena vs Miz maçı vardı, I Quit maçı. 25 dakika Miz dövmüştü, 1 dakika Cena. Onun gibi. Teşekkür ederiz söylediğin. Rica için. Ederim. Şova ben... Kaç puan şova verirsen. Ben başlayayım. Shield 5, geri kalan 0, ortalama 2. Sen Fatih. 2'den yukarı çalışmaz. Ben de 3 veriyorum 500. Benden de 3 ya. Yok yani. Chatbox o kod vermeme konusunda epey gayri. Bu anlamıyor chatbox. TLC'de çok eğleneceğiz gençler. O zaman TLC 2 Balor Club 17 2.5 demiş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.